Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetinkaya ile Yerel Vizyon programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. 17 Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesi ve çevresinde saat 03.01'de 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem sadece 45 saniye sürmüştü. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'ın Pazarcık 7.7 büyüklüğünde ve 9 saat sonrasında ise 7.6 büyüklüğü 2 deprem yaşandı. Geçmişten günümüze kadar yaşanan depremlerden ders alabildik mi? Bunların cevabını değerli stüdyo konuğumuzdan öğreneceğiz. Bugün stüdyo konuğumuz Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Eyüp Han Avcı. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Tabii ki sizin de en yoğun hem depremin yıl dönümü dolayısıyla bölgeye gittiniz. Yeni geldiniz ayağın tozuyla. Arzu ederseniz öncelikle Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama Araştırma Merkezi'nin çalışmalarıyla başlayıp bu depremlerden ne kadar ders aldık, kentsel dönüşüm ne kadar bize çözüm olacak, bu 11 ilde yaşanan depremin bir anda olmasının ana sebebi nedir? İlim, bilim bunu mutlaka açıklıyordur. Biz de gittik, evet bölgeyi aldık ama gerçekten halk olarak gerekli dersleri alabildik mi? Bunları konuşacağız. Uygulama merkeziyle başlayalım arzu edersiniz hocam. Evet, uygulama merkezimizi kurduk. Burada amacımız şuydu aslında. Akademisyen hocalar olarak sahaya inerek nasıl depreme uyumlu yapılar yapılabilir? Bunlarla ilgili hangi yöntemler uygulanabilir? Nasıl bir kentsel dönüşüm yapabiliriz? Bunlarla ilgili çeşitli araştırmaları yapmak amacıyla yola çıktık. Kurulduğu günden beri de Bursa genelinde ve ülkenin çeşitli coğrafyalarında çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. 6 Şubat depremleri sonrasında da yaklaşık bir yıllık sürede aktif olarak sahada görev aldık. Farklı illerde çeşitli TÜBİTAK projeleri yürüttük. Aynı zamanda da bakanlıkla beraber yeniden yapılaşma sürecinde işte yapıların nasıl olması gerektiği ile ilgili çeşitli komisyonlarda görev alaraktan katkı sağlamaya çalıştık. Bunun dışında da yine bizim üniversite olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarında öğrencilerimiz çalışmakta. Bunlar da yine birebir sahadalar aktif olarak işte bir bölgenin depremsellik riski, zemin özellikleri, olası riskler nelerdir? Bunları azaltmaya yönelik ne gibi yöntemler geliştirilebilir? Zemin iyileşilmesi ile ilgili ne gibi yöntemlerle olası sıvılaşma hasarlarını, zemin büyütme etkilerini azaltabiliriz? Bunlarla ilgili çok aktif bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Bizim amacımız şu, biz akademisyen hocalar olarak bilimi üniversitenin içinde tutmayıp insanların yararını ve faydalı bir şekilde kullanarak bunu ne yapmak istiyoruz? İnsanları işte depreme dirençli olması konusunda hem bilinçlendirmek istiyoruz hem de yapılacak yapılaşmalarla bunu önünü açarak, hızlandırarak sağlıklı kentler oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde de yola çıktık ve bayağı bir yol kat ettik bu süreçte. Eyvallah hocam. Ben de yakinen takip ediyorum. Bursa Teknik Üniversitesi gerçekten yani butik bir üniversite ama Bursa'nın da Türkiye'nin de gururu oldu. Çok önemli çalışmalara imza attığını, ödüller aldığını da biliyoruz. Halkla da iş yerleriyle de sanayiyle de iç içe olduğunu çok rahat söyleyebileceğimiz üniversitemiz. Şimdi hocam 25 yıl önce Gölcük depremi ve geçen sene asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremi gerekli dersi sizce aldık mı hocam? Eksik yönlerimiz çok fazla Mehmet Bey, onu söyleyebilirim. İlk önce şunu kavrayamıyoruz, bir eksikliğimiz var. Biz artık bir deprem kuşağında olduğumuzu kavrayamıyoruz. Nasıl bir Japonya bir deprem kuşağı ülkesi, sürekli depremler yaşanıyor. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Meta'nın zaten verilerine göre ülkemizde 485 tane diri fay var. Yani bunlar her an bir deprem üretebilir. Yani bu fayların çoğu da 7 ve üzerinde deprem üretme potansiyeli bulunmakta. Bu da şunu gösteriyor, artık bir deprem kuşağı olduğunuz için artık deprem olur mu olmaz mı bu tartışmaları bırakmamız lazım. Biz her deprem aynı şeyi yapıyoruz. Sanki bir deprem yaşandı bitti artık bir Bitti. daha bir deprem olmayacakmış gibi bir şeye giriyoruz. Önce toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi lazım. Biraz daha kendilerini bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Depreme dirençli yapılaşmalarda üzerlerine düşen görevler neyse vatandaşımız da bir şekilde
devletle beraber uyumlu çalışarak belli bir noktaya gelmemiz lazım. Yoksa bu süreçlerde sürekli aynı acıları yaşamaya devam ederiz. Peki hocam, yani evet deprem bekleniyordu. Daha önce Tekin Üniversitesi'yle yaptığımız plan programlarda da Kahramanmaraş'ı da Hatay'ı da diğer yerleri aslında 2020'den önce de bunlar konuşuluyordu. Ama 11 ilin bir anda olacağını herhalde hiçbir bilim adamı da bir anda tahmin edemezdi. Bunun ana sebebi nedir hocam? Yani zor evet. Bir tahmin herhalde 11 il şöyle, bir anda. Aslında tahmini bilinen bir şey, bilimsel bir gerçek de bu. Bunu aslında deprem ülkesi ülkeler evet. Farkında, özellikle Japonya farkında, Şili, Meksika farkına vardı. Meksika bir deprem yaşadı. 350 merkezinde, depremin merkezinde kayalık zemindi. Çok fazla sorun olmadı ama 350 kilometredeki yakındaki bir şehri harap etti. Yani bu şunu gösterdi. Sizin hani ilinizden fay geçmese bile komşunuzdaki bir deprem, komşundaki bulunan bir depremde sizin de hasar görme riskiniz olabilir. Bize bunu gösterdi. Yani aslında biz baktığımızda neredeyse ülkemize güvenli diyebileceğimiz bir il yok. Yazın hatırlarsanız Konya'da bir deprem oldu 5 evet. büyüklüğünde. Orada bile tedirginliğe sebep oldu. Yani Konya aslında deprem açısından en güvenli ülke olarak bilinirdi. Tabi burada birçok faktör giriyor. Sadece fayın geçmesi sizin için yeterli değil. Fayın dışında o yerel zemin özellikleri, zeminin sıvılaşma riskini bulunup bulunmadığı, yumuşak zemin özelliğine sahip olup olmadığı. Hocam veya... şeyde de zaten bir taraftan da arzu ederseniz videolar zaman zaman sizin hazırladığınız kendi teknik üniversite ve sizin başında olduğunuz burada da dersler neler çıkarmamız lazım? Bu Maraş'ta gözlemlediğimiz o evet. Fay yüzey kırının olduğu bir yerdeki okulun içinden o fay yüzey kırığı girmiş evet. Bakın bana çıktığı noktada burası görüyorsunuzdur. Evet. Bu hemen fayın yakınındaki bir yüzey kırının oluştuğu yerdeki bir okula ait görüntü. Okul tamamen yıkılmamıştı. Hasar almıştı ama yıkılmamıştı. Bu şu anlama gelmesin. Hani her fay yüzey evet. kırının olduğu yerde çok ciddi hasar meydana gelebilecek ya da yakınındaki alanda. Dediğim gibi birçok faktör var. Faktör var. Bunlardan bir tanesi zemin özellikleriniz çok önemli. Onun dışında üst yapı özellikleriniz önemli. Tabii deprem oluşunca ama deprem... Zemin zaten doğru değilse üst tarafı istediğin kadar sağlam. Tabii. Demirin, betonun, işçiliğin bir önemi yok. Önce zemin. Tabii zemin ve üst yapıdaki kusurlardan bir tanesi bile sisteminizin düzgün çalışmasını engeller. Bunlar bir bütün olarak değerlendirilmeli ve ikisi için de önlem yapılmalıydı. 11 ilde de gözlemlediğimiz şey şuydu. Deprem nerede oldu? Maraş'ta. Arka arkaya 9 saat arayla 7'nin üzerinde deprem oldu. En büyük yıkım nerede yaşandı? 200 kilometre ötedeki Hatay'da yaşandı. Hatay'da. Bunun nedeni ne? Sorgulamamız lazım. Nedir hocam? Şimdi baktığımızda Hatay'ın büyük bir kısmı özellikle ova alanlar üzerine kurulu. Bizim Amik Ovası dediğimiz yerler. Ve Asi Nehri tam Antakya şehrinin ortasından geçiyor. Bu bölgeler bizim alivyon dediğimiz zemin özelliğine sahip ve ciddi yumuşak kil zemin barındıran alanlar. Bu ne anlama geliyor? Yumuşak kil zemin alanlarınızda her zaman için bir zemin büyütme etkisi söz konusu. Bunu vatandaşın anlayacağı tabirle anlatacak olursak, normal bir kayalık zeminde bir deprem nedeniyle bir birimlik yük yapıya etkirken, siz yumuşak zeminde 3 ya da 5 katlık bir yük, yani mesela bir binaya bir tokat attığınızı düşünün zeminden. Yumuşak kil zeminde 5 tokat attığınızı düşünün arka arkaya. Yani alacağı deprem şiddeti büyük olacağı için hasar oluşma riskini de arttırıyor. Bu yeni yapılarda da aynı durumdu. Biz bunun bilincinde olmazsak ne yapacak? Bu etkiyi her zaman gelecek, sizi etkileyecek. Bunun için de ne yapmamız lazım? Her zamanki vurgu, zemin koşullarına hakim olup ona gerekli uyumlu yapılar oluşturmamız gerekiyor. Hasarın büyük olmasında tabii ki depremlerin oluşması ve büyüklüğü önemliydi. Bu da dünya literatüründe görecek bir deprem. Çünkü aynı ilde iki tane 7'nin üzerinde deprem yaşandı ve 6'nın üzerinde de çok sayıda artışok yaşandı. Bunlar da aslında deprem. Yani bölge çok fazla depremi gördü. Bu kaçınılmaz bir faktör. Onun dışında zemin koşulları efektif rol oynadı ve üst yapılaşma efektif rol oynadı. Ama yıkımda gerçekten bu kadar bölgeye yayılması, hatta Suriye'de bile çok ciddi yıkım oldu. Zemin etkisi kayda değer bir şey gösterdi, etki gösterdi yani bu kadar hasar oluşumunda. Tabii biraz sonra arkadaşlar eğer Türkiye haritasını gösterirse oradan da hocam soracağım. Tabii burada şunu da o harita gelene kadar hocam bu hafta işte bir 10 binlerce konut teslim edildi.
bir birlik, beraberlik, bir bütünlük. İşte bu gayri safi milli bütçenin %4'ü neredeyse oraya ayrıldı. Vatandaşın, belediyelerin, derneklerin, vatandaşın inanılmaz bir işbirliği. Yani diyorlar ki hocam başka ülkede olsa herhalde ülke darmadağınık evet, olurdu. Evet, böyle bir şey olmaz, birlik beraberlik anlayışı. Buradan bizim aslında ders çıkarıp, ya o maliyeti depremde, insan ölümünün zaten maliyeti yok hocam. 50 bin üzerinde insan ve hala kayıp insanların olduğu ya da isimsiz vefat eden mezarlıklar var. Şimdi bunların önlemi hocam, yani bilim, ilim bu konuda her türlü çalışma yapmış. Zemin şöyle olursa, demir şu olursa, beton şu olursa, doğru yer burası. Buna uyarsak, yani herhalde 50 bin dediğimiz yüzlere düşecek bu vefat sayısı. Belki sıfıra düşecek. İşte Japonya'da geçen deprem oldu. Evet, deprem 7.4 büyüklüğünde. Toplam vefat eden sayısı kaç biliyor musunuz? Sayı 200. 200 sayısı. 200'ü geçmez. Ve tsunami yaşandı. Tsunami'yi de hesaplamışlardı. Neredeyse tüm kıyılara gelecek evet. Tsunami büyüklüklerini verdiler. Beklenen değerlerden biraz az bir değer geldi ama nerelerde sıvılaşma yaşanabileceğini, nerelerde hangi problem yaşanacağı hemen yayın sonrasında verdiler. Orada görmüş oldular aslında. Buna hazırlıklı olduğu için biraz daha şeyler az yaşandı. Bizim hani biz evet. örnek almamız lazım. Bu tür ülkelerdeki davranış nasıl, nasıl modelleme yapıyorlar, nelere dikkat ediyorlar. Bunları modelleyerek, bunu kendi ülkemizde de geliştirerek depreme dirençli hale gelmemiz gerekiyor. Bu altyapımız var, bununla ilgili hocalarımız Tabii. var, mimarlarımız var. Yani evet. olmayan bir şey yok aslında. Evet. Yeter ki uygulamaya niyetlenelim, el ele, el birliğiyle yapalım. Tabii şu an devletimiz gerçekten evet. bütün el birliğini vererekten deprem bölgesinde çok ciddi bir yapılaşma yapıyor. 12 aydır biz bölgedeyiz. Özellikle Tokyo eliyle çok sayıda yapılaşmayı neredeyse hızlı bir aşamaya evet. getirmiş durumda. Bunu yaparken de bölgede hocalarla aktif hocam, çalışıyor. Şu haritaya baktığımızda bahsettiniz bu mu hocam? Yani Türkiye'yi burada haritada baktığımızda yani etkilenmeyecek. Bahsettiğiniz gibi Konya Ovası en güvenli kentken bile evet. Bunu yaşıyorsak özellikle bu ana hatlara baktığımızda ki aşağısı 11 ili içinde olduğu bölge. Bursa bölgesi belki biraz sonra konuşacağız hocam. Yani neredeyse aslında bahsettiğiniz gibi bir yok. Yani yakındaki il de etkilenebilir. Evet. Yani orada kırmızı pay hattı yoksa. Zaten AFAD'ın çıkardığı son haritaydı. Evet. Burada şu kırmızı koyu alanlar bizim yukarıdaki Kuzey Anadolu fay hattını evet. gösteriyor. Aşağıdaki de Doğu Anadolu fay hattı. Bu fay hattı bizim için oldukça kritik. Çünkü bu evet. fay hattı üzerinde gibi deprem, 7'nin üzerinde bir deprem oluşturma ihtimali yüksek. Dönem dönem de oluyor. Burada da zaten genelde beklenen depremler Marmara Denizi'ndeki olan bölgede bir sismik boşluk var. Bir de Bingöl tarafında bir sismik boşluk var. Yani şu an evet. zaten bu faylarla ilgili çalışan hocalar da buna vurgu yapıyorlar. Maraş depremi de tam bu Doğu Anadolu fayının olduğu hat üzerinde evet. meydana geldi. Ve çok şiddetli alanda hissedildi ve yıkım fazla oldu. Ben şunu da vurgu yapıyorum. Şu orta alanda görüyorsunuz evet. biraz sarı gibi görünen yerler var ama bu çevrede olabilecek depremler bu alanları da etkileyebilir. Etkileyebilir. Ya bu alanlarda olabilir. Ben genel için yani Türkiye'miz için tamamı için hani bu depreme uyumlu yapılaşma sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bununla içinde ne gerekiyorsa yapılmalı. Ki depreme uyumlu evet. hale gelelim yani. Şimdi hocam tabii önümüzde bir yerel seçim var. Herkes yeniden teraziye çıkıyor. Onun için de planlar, projeler, vaatler konuşuluyor. Şimdi bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş o bölgede de hakikaten ciddi bir sınav verdi, ciddi bir tecrübe kazandı. Bursa'yı orada aslında temsil etti. Hayırıyla, hasenatıyla, makinesiyle, buskisiyle hepsi oradaydı. Bu tecrübe önemliydi. Bir taraftan da yeniden aday gösterince mevcut devam eden sayılar herhalde 10 bini aşan bir kentsel dönüşüm projeleri yapılmakta. Yeniden aday gösterince Bursa'ya 100 bin adet daha kentsel dönüşümle ilgili bir vaadi oldu. Bunu mutlaka seçime yakın burada da ağırlayacağız değerli başkanımızı. Muhalif arkadaşları da yani onları da ağırlamaya başladık. Herkes tabii kentsel dönüşüme ciddi önem veriyor. Evet. Bursa Büyükşehir'li olan teknik anlamda, bilimsel anlamda çalışmalarınız var mı, yapılıyor mu, neler yapıyorsunuz? Evet, şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bayağı bir çalışma yürütüyoruz. Orada Deprem Zemin Şube Müdürlüğü var. Biz hani kendi yaptığımız çalışmaları onlarla paylaştık. Onlar da evet, evet Bursa için yapılması gerektiğini vurgu yaptılar. Bizi her konuda desteklediler.
Onlarla beraber bir pilot çalışma başlattık. Osman Gazi ve Yıldırım ilçelerinin ovaya bakan kısımlarında detaylı zemin haritalarının çıkartılması. Burada amacımız şuydu, bir öngörümüz orada sıvılaşmanın olabileceğiydi. İşte burada sıvılaşma olur mu? Osman Gazi tarafı. Osman Gazi ve Yıldırım tarafı. Ankara yolunun ovaya bakan kısımlarında. Sıvılaşma olursa, mevcut yapılaşmalar var çünkü o alanda. Ne kadarlık bir yapıyı etkiler, nasıl bir durum söz konusu. Bu çalışmayı tamamlayacağız. Çalışmayı yaparken de ayrıca çeşitli deprem analizleri de yapacağız orada. Mesela bir deprem oluşması durumunda çevredeki faylardan. O noktaya gelecek deprem yükleri ne olacak? Mevcut yapılar bunları taşıyacak mı, taşımayacak mı? Bunları da değerlendireceğiz ve o bölgenin bir haritasını çıkaracağız. Hem zemin haritası çıkmış olacak, hem zemin sıvılaşması varsa onun haritasını çıkarmış olacağız. Hem de üst yapısal değerlendirmede hasar boyutu ne olmuş olacak? Tabii bunu planımız şu, Bursa'nın geneline yaymamız. Yaymak. Çünkü amacımız bizim burada şu, bir kentsel dönüşüm yapabilmeniz için o ile hakim olmanız lazım. Hem zemin özellikleri olarak hakim olmanız lazım, hem üst yapı olarak hakim olmanız lazım. Ki çünkü kentsel dönüşüm başlatacaksınız. Bunun için bir öncelik vermeniz lazım. Önceliğiniz nedir her zaman için? Sizin hani zemin ve üst yapı açısından riskli bölgeler öncelikleriniz olması gerekiyor. Bunu tespit edebilmeniz için böyle bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bunu kim yapması lazım hocam sizce? Bunu yerel yönetimlerin hep beraber el birliğiyle yapması gerekiyor. İçinde üniversitelerin de, bilim adamların da. Tabii, çünkü bilim adamlarının da bunun değerlendirmesi lazım. Süreç nasıl olması gerekiyor. Odalarında. Bu tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm başlayacak. Şimdi Bursa için bizim gözlemlediğimiz şey şuydu. Çünkü kentsel dönüşümde hani yaklaşımlar genellikle rezerv alanlarının bulunup bulunmadığı ile ilgili. Bizim aslında çok fazla rezerv alanı ile ilgili seçeneğimiz yok. Biz daha çok hani yerinde yapılaşmayı desteklememiz lazım. Bunun için de o yerindeki yapılaşma için de bu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Yani o bölgenin özelliği belirlenecek. Ona göre de eğer bir sıvılaşma varsa alanda gerekli zemin iyileştirmeleri neler yapılması gerekiyor? Üst yapılar nasıl tasarlanması gerekiyor? Kaç katlı bir yapılaşma olması gerekiyor? Bunların hepsinin raporlanılması gerekirse meclis kararıyla artık şey yapılması lazım. Uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Peki yani hocam, Bursa'nın tamamı bu şekilde bir haritanın, bir raporun çıkması elbette ekip sayısı, elini taşın maliyeti hepsini bir araya koyduğumuzda ne kadar sürer hocam yani? Tamamen bütçeye bağlı ama biz şunu yani bunun belediyenin ya da yerel yönetimlerin bütçesi tamamını yapmak için yetmeyeceğini merkezi düşünüyoruz. Merkezi bütçeninde. Tabii. Oradan belki destek alınabilir. Eğer hiç yetmiyorsa şöyle bir yol üzenebilir. Dediğim gibi bir liste alanlarla öngördüğünüz bölgeler vardır yapılan çalışmalarla. Start oradan verirsiniz. Dönemsel yaparak haritanın tamamını tamamlarsınız. Tamam. Ama bir yerden start verilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Bütçe imkanlarıyla dahilinde bir startın verilip belli bir aşamaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. O zaman tek başına hocam kentsel dönüşüm bir çözüm değil. Evet. Yani önce bahsettiğiniz, önce bir o risk haritası çıkacak. Yani olması gereken yerde 4 katsa zemin iyileştirmeyle 4 kat olacak. Evet. Ama burası 10 kat kaldırıyorsa 10 kat olacak. Bunun için de bu rapora ihtiyaç var. Evet. O zaman çok bireysel hani kentsel dönüşüm diyor ya ada parsel bazında değil ada bazında olsun işte. Aslında bu neredeyse mahalle, ilçe bazında. Mahalle, ilçe evet bu şekilde riskli görünen. Hem maliyet düşürücü. Tabii. Yoksa bir yer yaptınız, 10 kat verdiniz. Ertesi gün ya biz buraya 10 kat değil de 5 kat vermemiz gerekiyordu dememek adına. Tabii mesela Hatay'da ova alanlar aşırı yıkım aldı. Dağ yamaçlarında neredeyse 2 katlı gecekondu yapılar var. Orada hiç hasar yoktu. Hasar yok. Ne yapmanız lazım? Burada zaten mantıken hasarın alabileceği yeri öngörerek çalışmayı oradan başlatmanız lazım. TOKİ buna iyi bir örnekti herhalde hocam. Yani tabii şimdi TOKİ rezerv alanı belirlerken kıstası şu. Sağlam zemini bulabiliyorsam bulayım. Yapıyı buraya yapayım. Zaten sağlam zemini oturtuyor. Üst yapısal da bayağı tünel kalıp ve perde sistemler oluşturduğu olayı. İçin bunlar da depreme karşı daha dirençli bir yapı oluşturuyor. Ve ne yaptı? TOKİ'nin binaları depremde daha az aldı. Yani neredeyse çoğu hasar almayan bina da çok fazla. Evet. Daha dirençli davrandı. TOKİ'nin yaklaşımı buydu. Bazı yerlerde de şunu yapıyor mesela. Zeminin iyi olmadığı bölgelerde de yapılaşma gereksinimi oluyor. Orada da zemin iyileşilmesini çok ciddi yapıyor TOKİ. Zemin güçlendirmesi. Olması gerekeni yapıyor. Tabii yapı katını da ona göre ayarlayaraktan TOKİ bu işi çok profesyonel bir şekilde yürütüyor. Bunu ben bizzat deprem bölgesinde gördüm. Gerçekten çok efektif çalışıyorlar, çok hızlı koordine oluyorlar ve çok hızlı yapılaşma yapıyorlar. O yüzden de gerçekten bu inşaat aşamalarında devlet olarak çok hızlı reaksiyon verdik ve deprem bölgesine çok hızlı müdahalelerde bulunduk. Hocam bu büyük siteler olsun, işte büyük konutlar, kentsel dönüşüm de buna dahil. Bu TOKİ'nin yaptığı sistemle tünel kalıp yani neyi bozuyor? Maliyeti aslında sayı çok olduğu zaman maliyet aslında düşürecek. Yani burada arzu edilen
görüntü, camı, penceresi mi? Neden tercih edilmiyor o zaman yani? Yani aslında yapılabilir. Bu bir teknik. Tabi bu tekniği hiç yapmadıysa, yabancıysa, müteahhit sürekli alışa geldiği bir sistem vardı. Mesela normal bizim çerçeve sistemleri oluşturabilir. Onu da sürekli yaptıysa bunun dışına çıkmayabilir veya asma ölen döşeme tarzı şeyleri çok yapıyor olabilir. Biliyorsunuz bir de yeni bir şeyi getirip uygulamak bizim için biraz zor oluyor toplumsal olarak. Eski köye yeni adetleri aynen, pek hani sevmez. Hep alışık sektörde yöntemlerle gitmeyi seviyoruz. Bunun için hani biraz daha teknik bilgisini, bu işi yapanların da teknik bilgilerinin belli bir seviyede olması lazım. Bir değerlendirme yapabilsin onun arasında. Tünel kalıbının her zaman avantajı var. Çünkü depremde gördük ki perdeli sistemler, çift yönde perde atılmış sistemler depreme karşı daha iyi performans gösterdi. Bu tünel kalıplar bunların örneğinden bir tanesi. Peki Japonya'da hocam incelediğimizde orada da tünel kalıp mı başka bir sistem mi? Normal bizim betonarme sistemleri kullanıyorlar. Tünel kalıbı da kullanıyorlar. Onların yaptığı iki tane önemli işlem var. Bir tanesi ciddi zemin iyileştirmesi. İkincisi de deprem izolatörü yerleştirmek. Bu ikisini yaptığı anda otomatikman üst yapıya gelecek yükü azaltmış oluyorlar. O da yapının hasar görme oranın miktarını azaltmış oluyor. Azaltıyor. Yani mutlaka olayla ilgili raporlara bakıyorsunuz hocam. Bu 200 kişi mi vefat ettirdiniz orada? Yani yaklaşık 200 oradaki civarındaydı. Oradaki binalarda da mesela onunla ilgili raporlar size ulaşıyor mu? Yani orada ne oldu da o 200 kişi öldü? Ya genelde bunlar ahşap binalar ya da bu tip tek katlı binalarda hasarlar oldu. Onu da zaten öngörmüşlerdi, bu binalar hani hasar görebilir gibisinden. O şekilde bir can kayıpları yaşandı. Aslında en çok korktukları şey tsunami etkisiydi. Tsunami'den işte 3 metre gibi hesapladılar kıyıda. Yaklaşık 1,5 metre boyunda geldi. O şey oluşumunu azalttı. Aslında Japonya'daki en büyük can kaybı tsunami'den kaynaklı şeyler, can kayıpları. Peki hocam, şeyle ilgili sıvılaşma nedeni oluşan hasarlarla ilgili siz bir çalışma yaptınız. Evet. Bununla ilgili de ciddi anlamda bir emek verdiniz, paylaştınız. Şimdi sıvılaşma nedeniyle hasarların önlenebilmesi için neleri gördünüz, neleri öneriyorsunuz? Yani ne söylersiniz şimdi bununla ilgili? Şimdi deprem sonrası hemen biz Hatay İskenderun'a gittik. Bir TÜBİTAK projesi yazdık ve projemiz de kabul oldu. Bunun öncesinde de zaten o bölgeyle ilgili bazı çalışmalarımız vardı. Hani sıvılaşma oluşabileceğini öngörüyorduk. Hani burada gerçekten hani o öngörümüz gerçek oldu mu olmadı mı değerlendirmek için proje yazarak alana gittik. Alanın tamamını, neredeyse ilçenin tamamını gezdik ve bir harita çıkardık. Haritayı yaparken de sıvılaşmanın görüldüğü bölgeyi harita üzerine işaretledik. Hangi yapıların sıvılaşma kaynaklı hasar oluşturduğunu harita üzerine işledik. Ve zemin iyileştirmesi yapılan bazı yapılar vardı. Bunlar deprem anında nasıl performans sergilemiş, bunları da hep raporladık. Gördüğümüz şey şuydu. Gerçekten zemin iyileştirmesi yapılmamış az katlı binalarda, zemin içine gömülme ya da yan yatma şeklinde binalarda hasarlar vardı. Ama yapı az katlı olduğu için üst yapısı da iyi olan binalarda hani can kaybı oluşmamıştı. Evet. Ama çok katlı binalarda sıvılaşma kaynaklı çok büyük deformasyonlar oluştuğu için ciddi binalarda can kayıpları vardı. Gerçekten ciddi iyileştirme yapılmış binalarda çatlak dahi yoktu. Belki hani fotoğraflarımız da vardır onunla ilgili. Onu da birazdan veririz. Ekrana gelirse onu da evet. Yani burada şunu vurguladık. Gerçekten iyi bir zemin iyileştirmesi yapıyorsanız sıvılaşma olayını ortadan kaldırabilirsiniz ve yapınızın hasar görme riskini azaltabilirsiniz. Biz her zaman şunu vurguluyoruz. Her bölgeye her tip yapı yapabilirsin. Burada yapman gereken şey hem zeminle ilgili gerekli iyileştirmeleri, önlemleri almalısın. Hem de üst yapıyı buna göre tasarlamalısın. Bu ikisini beraber yaptığın zaman çok rahat bir şekilde depremle uyumlu bir şekilde bir yapı oluşturursun orada. Peki burada sıkıntı ne hocam? Şimdi bu son deprem yönetmenliğiyle baktığımızda yapı inşaat ruhsatından tut, denetleme kurumlarından tut. Yani özellikle bu son güncellemelere baktığımızda aslında mutlaka eksik bitmez ama %90 bugünkü şartlara uygun hale gelmiştir. Evet. Kaçak nerede var hocam? Yani kaçak şurada var. Ciddi araştırma yapmamızda biraz sıkıntılar var. Yani zemin etüdü yapıyoruz ama bunların çok ciddi hale gelmesi lazım biraz daha. Çünkü önemli bir husus. Özellikle zeminde sıvılaşma ya da yumuşak zemini gözlemleyebilmemiz için bunların değerlendirilmesi gerekiyor. İki, mesela bir iyileştirme ihtiyacı doğdu. Sıvılaşmanız var. İyileştirme projesini hazırladınız. Arazide uygulanacak. Bunun denetim mekanizması ile ilgili sıkıntılar var. Yani yapı denetiminin de sorumlulukları şöyle olduğunu söylüyorlar. Genelden üst yapısal kısımlarda daha çok değerlendirme.
zeminle ilgili kısımda hani çok fazla değerlendirme yapamadıklarını ifade ediyorlar. Ha, bu zeminle yapılan imalatlarla ilgili bir denetim şeyi var. Hani gerçekten o proje oraya uygulandı mı, uygulanmadı mı bunu şu an tam anlamıyla denetleyemiyoruz. Bu problemin ortadan kalkması lazım. Denetimle ilgili kısmı hem zemini de kapsayacak şekilde bir denetim oluşturmamız gerekiyor sahada. Tabii bunun için de bizim işte geoteknik mühendislerin sayısının artması lazım. Bu zeminle ilgili çalışma yapan kişilerin hem sahada hem de proje aşamasında sayısını artırmamız gerekiyor. Yaşanan depremler bunu gösterdi. Çünkü çok fazla zeminden kaynaklı hasar oluşumu gözlemledik. Denetimi oluşturursak, düzgün projelendirme yapabilirsek, düzgün araştırma yapabilirsek, zemine tütünü düzgün bir şekilde çıkarabilirsek, üst yapıyı düzgün bir şekilde tasarlayıp uygulamasını, denetimini düzgün yaparsak bu problemlerin hepsi ortadan kalkacaktır. Hocam tabii daha dün deprem bölgesi yılı münasebetiyle geldiniz. Orada biz de televizyonlardan izledik. Daha önce de gitmiştik tabii. Acılarıyla, her şeyiyle, yeniden ev vermesiyle, yani olayın bütünüyle baktığımızda işte biraz önce haritada da gördük. Marmara depremi konuşuluyor. İşte İstanbul'u, Bursa'sı bilmem nesi. Bursa'nın deprem tehlikesini masaya koyduğumuzda belki defalarca konuştuk ama özellikle yeni fotoğrafa baktığımızda neler söylersiniz hocam? Şimdi hangi ile benzetiyoruz desek, evet. Ben Hatay modelini sürekli veriyorum. Bursa'nın zemin modeli, Hatay modeli. Yaşanmış bir olay var yakın bir sene önce. Tabii orada aslında bir şey var ve benzerlik gösteren iki il zemin koşulları açısından. Çünkü bizde de çok ciddi alüvyon ova alanlarımız var. Sahil bölgelerimizde yine Gemlik ve Mudanya var. İskenderun bölgesine çok benziyor. Bunun dışında bizim bir de ilave olarak heyelan riski taşıyan alanlarımız var. Yerleşim yerlerinin bulunduğu ve heyelan riskinin olduğunu düşündüğümüz alanlarımız var. Bunlar komple bir deprem olması durumunda çok büyük tehlike oluşturacaktır ve ciddi problemlere yol açabilir. Bir an önce bizim ne yapmamız lazım? Oluşabilecek problemleri hızlıca tespit edip gerekli müdahaleleri bu riskli alanlardan başlayarak start vererek hızlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Şimdi genelde şu deniyor hocam, işte evin riskli olup olmadığını ölçmek için işte kolonlardan numuneler alınıyor, bu deliniyor. Halk arasında şöyle bir şey, yani sağlam bile çıksa sağlam binayı o numuneler alındığı için bina ciddi hasar alıyor. Böyle bir şey var mı hocam? Şimdi şöyle, iki kısımdan oluşuyor. Evet. Bir, zemininizin değerlendirilmesi. Binanın üzerinde zemini değerlendireceksin. Senin zemininde sıvılaşma varsa senin binan istediği kadar iyi olsun. İyi olsun. Hiçbir anlamı yok. Depremde hasar alma riski yüksek. Önce zemini değerlendiriyoruz. Zemini aslında nasıl vatandaş değerlendirecek? Öyle sorayım. Şimdi zemini hocam şöyle yapıyor. Bu dediğiniz işlem yapabilmesi için ya performans analizi ya da riskli yapı analizine sokması lazım yapısını. Bunu yaparken de zemin etütünü de beraber yapması lazım. Zemin etütünde şuna bakılır. İşte sıvılaşma var mı? Zemin özellikleri nasıl? Zemin sınıfı ne? Çünkü üst yapıda performans analizi yapıp tasarım yapacak. Bunlarla ilgili herhangi bir problem yoksa ve zeminin iyi olduğuna kanaat getiriliyorsa, bir iyileştirme ihtiyacına gerek olmadığı gerekiyorsa, üst yapıyla ilgili kısma geçilir. Üst yapıda da nasıl biz doktora gidiyoruz? Doktora soruyorsunuz. Hani benim hastalığım ne? Doktor ne istiyor sizden? Tahlil istiyor. Yani bir tahlil sonucu olmadan bir yorumlama yapamıyor. Aynı bizim mühendislikte de budur. Hani bir binadan tahlil alarak betondan numune alacağız ki dayanımı ne düzeyde? Demirleri, donatıları gerçekten projeye uygun yerleştirilmiş mi? Donatılarda korozyon var mı? O demirler zaman içinde etkisiyle çapları azalıyor. Etkinliği azalıyor. Bu ne ölçüde? Bunlar belirlendikten sonra sizin yapınız programlar vasıtasıyla deprem analizine sokulur. O beton numunedeki dayanım değeri alınır. Donatılarınız yerleştirilir. Ve zeminle beraber değerlendirilen veriler üst yapıya verilir ve performansınız nedir? Buna test edilir. Bunu yapılabilmesi için de o karut numunelerinin alınması şart. Bu bir sorun, yani bunu belli sayıda zaten yapmamız gerekiyor. Bunun alınması bir şart. Bunu yaparken de zaten o alınan boşluğa betondan daha sağlam tamir ağaçları yerleştiriyoruz. Aslında o şeyi kapatmış oluyoruz. Yani ondan vatandaşın kuşku duyacağı bir şey olmaması lazım. Olmaz. Bina sağlamsa da, tabii, çürükse de zaten o boşluk yeniden. Tabii bu riskin değerlendirilebilmesi için bu sürecin yapılması lazım. Yani test alınmadan yapılan çalışmalardan çok sağlıklı olmayabilir. Bir ön değerlendirme verir sadece kişilere. Bunun yapılması lazım. Zaten gerek duyulması durumunda da ya, mesela yapınız riskli çıktı. Ne yapılacak bu durumda? Önce şuna bakılır. Güçlendirmeye imkan veriyor mu yapınız? Güçlendirme şu ilave elemanlar eklenerek yapınıza depreme dirençli hale getirilebilir mi? Eğer bunu getirilme ihtimali çok düşükse, bunlar hangi durumlarda oluyor? Mesela beton dayanımınız çok düşük çıktı. 4-5 megapaskal, hani bir depremde ayakta tutamayacak seviyede olduysa,
Mesela burada şunu öneriyorlar. Binanız güçlendirmeyle de çok efektif çalışmayabilir. O zaman binanızı yıkıp yeniden yapmanız daha mantıklı diye. Daha mantıklı. Bu raporların aslında alınması lazım. Çoğu bina için alınıp ona göre vatandaş da bir yol haritası çizecek kendine, ne yapması gerektiğiyle ilgili. Ama bu çalışmalar tamamlanmadan bir yapınızın nasıl olduğuyla ilgili bir değerlendirme yapmanız mümkün değil. Hocam peki zemin sağlam. Bugünkü şartnamelere göre bir bina yaptınız. İş yeri, apartman, cami, kütüphane, belediye binası, okul neyse. Bu kaç yıl düz mantıkla betonun ömrü var mı, demirin ömrü var mı? Neden soruyorum? Konuyu biraz daha açarsak. Geçmişte atıyorum Osmanlı eserlerine, camilerine baktığı zaman dimdik ayakta. Evet, hasar görenler Bursa'da da var. Yeniden güncellenmiş, desteklenmiş, yapılmış ama eski yapıların daha uzun ömürlü olduğu, bugün yani 50 yıl önce yapılan binanınsa ömrünü neredeyse tükettiğini. Evet. Bunu neye bağlayabiliriz? Şimdi beton teknolojisine geçilmesiyle beraber betonun biliyorsunuz içinde ne var? İşte çimento, çakıl, kumdan oluşan bir malzeme. Ne yapıyor? Kum ve çakılı o çimento bağlayıcı özelliği sağlayarak katılaşıyor ve katı bir kütle haline getiriyor. Bu reaksiyonun belli bir süresi var. Yani ne kadar mesela 50-60 yıldan sonra artık bu şey yavaşlıyor. Bu bağ yavaşlıyor. O yüzden hani binalardaki ömrümüz biz 50-60 yıl diyoruz. Ama tarihi yapılarda kullanılan malzemeler neler? Taşlar. Taşlar. Taşlarda da genellikle andezit bazalt taşı seçiliyor. Bu taşlar yüksek dayanımlı. Hani yıllar içinde ömürlerini kaybetmiyorlar. İçinde bir katkı malzemesi ya da bir bağlacı olmadığı için dayanıklılığını sürdürüyor. O yüzden tarihi eserler çok uzun süre ayakta kalıyor. Onlar da belki betonermeden üretilmiş olsaydı belki şu an hiçbir ayakta kalmayacaktı. Bu tamamen yapım teknolojisiyle alakalı. Bugünkü şartlarda onu yapmak çok mu maliyetli hocam? Yani yapılabilir mi ya da? Yapılabilirsiniz. Maliyetli olur. Yavaş ilerleyebilir. Çok katlı yapmanıza imkan vermeyebilir. Özel usta ve işçilik gerektirir. Çünkü taş ustalığı ve onu yerleştirmeye bir ustalık kalmadı. Gerektiriyor. Bu etkenlerin hepsi aslında bizim yapım şeyimizi zorlaştırıyor. Evet. Peki hocam, zamanımız da azaldı ama sizin bunca eğitiminiz, emeğiniz, Bursa Teknik Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmalar, işin belediye kısmı, idari kısmı, mühendislerin çeşitleri, yani mimarı ayrı, harita mühendisi ayrı, jeoloji hepsi ayrı. Aslında herkes ne yapacağını biliyor. Ama herkesin de ayrı bir sıkıntısı var. O ona bağlıyor, ona bağlıyor, haklı. Burada özellikle bina sahipleri, ev sahipleri dediğimiz, onlara öneriniz ne, ne gördünüz, ne anlatırsınız? Onlara böyle bir mesaj verelim. Ben şuna vurgu yapmak istiyorum. Aslında biraz vatandaşımızın bu konuda biraz bilinçli olması lazım. Hani herhalde deprem ne zaman olacağını sorgulamaktan daha çok kendi binalarının ne kadar dayanıklı olduğu ile ilgili bir araştırma yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu nasıl yapabilir? Yani kendi başına bunu yapamayabilir. Belki bununla bir destek alabilir. Bir mühendisten, teknik bir ilgisi olan birinden. Hem o binasının zemin etütlerini isteyebilir, hem üst yapısını isteyebilir projelerini. Bunları değerletir. Ya bir vatandaş bir ev alırken aslında bunu yapması gerekiyor. Ne kadar biz bunu zorlarsak, ne kadar depreme dirençli şekilde yapılım ve zeminin dizayn edildiğini araştırmaya çalışırsak, belli bir standarta oluşmasını da sağlamış oluruz. Yani bunu biz müteahhitleri ne kadar zorlarsak, müteahhitler de bu şeyde kendilerini üst noktaya çekme yarışına girerler. Depreme dirençli yap. Mesela örnek vereyim, bir depreme izolatörlü yapı şu an Bursa'da kaç tane var? Bildiğim kadarıyla bir şeyde, hastanelerde var. Yeni bir iki projede kullanacağını ifade ediyorlar. Toplam maliyeti %10 arttırıyor. Şimdi adam bir rezidans aldığını düşünün. 8-10 milyona. Şimdi %10 maliyetli bu iki şey deseniz ki senin binana deprem izolatörü yerleştirdik. 8 milyonluk yapıyı 9 milyona satıyoruz. Bu kişi itiraz etmez hocam. İtiraz eder mi? Tam tersi satış için bir cazibe olur. Bir cazibe yani. Aslında bunu müteahhitlerin de bu şeyi oluşturması lazım kendi arasında. Bir satıcı portföyü var. Bir depremlerde yaşanmış. Biz bunu maddi şeyini de ekleyerek yapılarımızı daha güvenli hale getirelim. Vatandaşa da bunu satarken vurgusunu yapalım. İnanıyorum ki hani daha fazla talep olacağını düşünüyorum bu tür yapılara. Bir de zeminle ilgili yaptığınız çalışmada müteahhit ya da vatandaş birebir belki kendisi yapmıyorsa müteahhit kanalıyla bu anlamda sizden nasıl destek alır hocam? Yani bir hizmet veriyor musunuz? Genellikle şeyden Mehmet Bey kaçınıyorlar. Evet. Zemine gömülü yapılar olduğu için buraya müteahhitler de bazen şey olmak istiyor, yani fazla para harcamamak istiyor. Genellikle maliyetin çoğunu ince yapılar oluşturuyor. İşte seramik, fayas, görsel şeyler oluşturuyor ama yaşadığımız depremler gösterdi onların güvenliğin ne kadar önemli olduğunu. Yani.
Burada aslında vurguyu hem zemin iyileştirmelerini düzgün yapmaları lazım, hem de üst yapıyı düzgün tasarlasınlar ve yapıları satarken depreme güvenli yapı yaptığı vurgusunu yapmalar. Biraz ince malzemeden daha az kalitede feragat ederek bu açığı kapatabileceklerini düşünüyorum. Hocam kapı 3. sınıf olsa ne olur? Aynen. Yani fayans 3. sınıf olsa ne olur? Gerekirse imkanı varsa 10 yıl sonra değiştir ama o gözükmeyen, hani derler ya belediyecinin akıllısı üste yapar. Aslında öyle katılmıyorum. Çünkü altyapı, suyu, güvenliği, her şey altta hocam. Evet. Gözükmüyor ama asıl çalışma maliyet orada. Binanın temeli, kolonları bana göre en sağlam olması gerek. Geri kalan detaydır, yani teferruattır. Evet. Elbette herkes iyi olmasını ister ama onu 10 yıl sonra da yapsan sıkıntı yok ev sanayisi. Ve geri dönüşü yok şeyin. Zeminde bir iyileştirme yapmadınız. Dönem içinde yapınız hasar aldı. Oraya sonradan müdahale etme şansınız çok zor. Yok. Ya da siz de gittiniz, haberlerde de vatandaşlığı hep dile getiriyoruz. 1 milyon dolar çıktı evin içinde. Bir tencerede dolu altın çıktı. Bir işe yaradı mı hocam? Yaramaz yani. Burada önemli bir şey can, yani insanların canlarının sağ olması. Onun önemli için bir şey. Belediyeler, müteahhitler elbette ama baba evladına yapmaz diyor yani. Sıfır maliyetle gelsin evimi yapsın. Eğer yeriniz çok merkezi, geniş bir metrekareye sahip değilse hocam hiç kimse yapmaz. Bugün bir tadilat bile bilmiyorum ama 500 bin liradan aşağı olmaz. Ya dolayısıyla ev sahipleri de elin taşın altına koyacak. Tabii hem güvenli yapıda evet. oturayım hem de maddi şeyim olmasın dersek yolu kat etmemiz çok zor. Ya devletin tamamını atıyorum. Kampanya İstanbul'daki %50 sizden bizden ama bu bütün Türkiye bir tabii, anda çok zor yani. Devletin zor. De bir bütçesi keşke var. Olsa yani. Belki şey bunda da vatandaşın kendi de bilinçlenmesi lazım. Evet. Sonuçta o evde kendisi yaşıyor, ailesi, çoluğu, çocuğu yaşıyor. Bunların hepsinin canları ya o evin ne kadar dirençli olmasına bağlı. Yani bunu düşünmesi lazım. Candan öte bir şey yok. O yüzden de ne yapabilir? Hani üzerine evet. biraz maddi şey destek vererekten nasıl güvenli bir yapılaşma sağlayabilir? Evini nasıl dirençli hale getirebilir? Bunu vatandaşın gözden geçirmesi lazım. Bir an önce de adım atmamız gerekiyor. Atmamızı. Yoksa bir maddi kaygımız olursa evet. adım atamayız yani. Eyvallah hocam. Hocam son olarak eklemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz mesaj hem bireysel hem de kurum adına varsa ben şunu söylemek istiyorum. Evet. Hem devlet hem millet hep beraber bir olarak önümüzde yaşanan depremler, acı olaylar yaşadık. Bunları görerek bir an önce depreme uyumlu yapılaşmalar yapma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemeliyiz ki tekrar aynı acıları yaşamayalım. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, yani tabii ki önce tedbir. Biz bize düşeni yapacağız. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir daha böyle felaketleri göstermesin diye elbette dua edeceğiz. Haftaya başka bir konu, başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.